Şimdi biraz boş işlerle uğraşalım. Hani boş işler diye bakıyorsun aslında buna. Çünkü neden yapasın bunu? Son zamanlarda çok sıklıkla oluyor. Sen mesela stalkluyor musun kimseyi? Yok ya, onu daha hani geçen gün konuştuk. Çok boş vaktin yok, boş işlerle uğraşıyor. Bazı arkadaşların bayağı ciddi ciddi farklı hesapları varmış. Farklı hesaplardan bakıyorlarmış birbirlerine. İlginç işler ya bunlar. Neden? Merak işte. İnsanın yani başına meraktan her şey gelebiliyor. İncileri mi dökülüyor, ne var? Bilmiyorum valla. İşte sosyal medyadan mesela son zamanlarda eşinizi, değil mi? Eski yarinizi, nişanlınızı, arkadaşlarınızı veyahut da hiç tanımadıklarınızı bile izletip bilgi alıyorsunuz mu acaba? Yani stalk hikayesinden bahsediyoruz. Ama dikkat, bu işin sonunda mapushane gözükebilir efendim. Stalk yapıyor muyuz? Tabii ki de. Her zaman. Evet. Ben yapıyorum genelde. Yok, yapmıyorum. Hayır. Hiç mi? Maalesef çok becerikli değilim bu konularda. Yalandır aynen. Günümüzde pek çok kişi merak ettiği kişilerin sosyal medya hesaplarını gözetliyor, gizli gizli takip ediyor. Yani bilinen adıyla stalk yapıyor. Instagram'da eski sevgili olunca biliyorsunuz bakılıyor yani. Merak ettiğim her şeye bakıyorum. Nereye gitti, ne yaptı, kimle? Onun arkadaşları, konum bildirir, hangi kızlardı vesaire falan bakılıyor yani. Sevgilim. Yani o size söylemeden siz zaten biliyorsunuz neyin. Aynen. LinkedIn'e kadar gidiyoruz. Instagram, Visco, Facebook, ne varsa artık o kadar. İş ilanlarına kadar her şeye bakıyoruz. Siz efendim? Arada. Yalan seziyorum. Bakıyor mu? Her gün bakıyor. Platonik aşıktır kendisi. Bu arada benim ilişkim vardı. Arkadaş bitirdi şu anda. Üstelik bunu yaparken sahte hesap kullananların sayısı da bir aylık fazla. Böylece kimliklerini de açık etmemiş oluyorlar. Otomobilci var, çiçekçi var, normal söz paylaşan var. Bunların hepsi sahte hesap. Evet, hepsi sahte hesap. Diğerinden ulaşamazsak diğerinden bakıyoruz. Eğer merak ediyorsan sen resmi hesabından git bak. Ama fake hesaptan bir başka insanın özel hayatını mı inceliyorsun? Ben direkt bizzat kendim bakıyorum. Korkmak yok. Kendi hesabımdan bakarım. Açık açık. Açık açık bakarım. Ancak bu stalk ısrarcı bir hale geldiyse karşı taraf kendisinin ve çevresindekilerin güvenliğinden endişe ediyorsa aman dikkat. Çünkü bunun hapis cezası var. O kişiye musallat olmaktır ve o kişiye huzursuzluk vermek, dadanmaktır. Suç olan budur ve bunun cezası 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıdır. Nasıl? Korktum. Yapmıyoruz. Bir daha yapmayacağız. Hiçbir kadını bence yıldırmaz. Fizik bir şey yok bence. Bence gereksiz ya. Kendi Instagram'ından bir fotoğraf baktı diye de olmasın yani. Ah, bir dakika yalnız. Bu çok yapmıyoruz. Bir daha yapmayacağız. Hemen bir günah çıkarma durumu. Ya, merak ediyor, insanlar tabii. Eskisi ne yapıyor, yenisi ne yapıyor? Ya bir tek bence... Bundan sonraki ne yapacak? Hepsini dolayısıyla bütün hepsine bakıyorsun. Hani eskisi ne yaptı, yenisi ne yapacak, yapıyor. Bundan sonrası ne olur? Hani böyle bir genel bir stalklama hadisesi. Zaten hesabını kilitlersin yani. O kapama özelliği var kimse. Hayır, sen ama sen bakmıyor musun? Ben vallahi kendi adımla her yere herkese bakıyorum. Ne ya işte? Yani takip ettiğim, eskisi ne yapıyor, yenileri çıkan... ne oluyor? Ya benim hadisi o. Yani biz tabii bizim bağlamımızda konuşmayalım ama genel olarak bu insanlığın en başından beri insanlık yaratılmış merakla yaratılmış yani. Dolayısıyla günümüzde de artık o kadar her şeye ulaşmak mümkün ki. Yani bir dedektif aslında herkes. Yani ben Ebru Akel'le bir dönem sevgiliydim varsayalım. Ondan sonra şimdi ne yapıyor, ne ediyor? Hemen tık 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 3 dakikada bulayım. Aa, oradan şuraya gitmiş, buradan buraya gitmiş. Aa, yanında da şu da var. Çünkü hashtaglerden bir de kimler öyle var falan mi? Filan tık tık. Meç ediliyor birdenbire ki genelde de %90 doğru oluyor mesela. Aa, Ebru Akel, İbrahim bilmem neyle orada, Ali bilmem neyle orada. Ha, demek ki birkaç yerde daha denk geldi bunlar. Vay arkadaş falan diye bu sefer de onları takip ediyorsun. Sen erkek halinde İbrahim'i takip ediyorum. Sen büyük bir gazeteci, ya arkadaş, ne olacak? Araştırmacı. Bayağı yok, bu dedektif herkes araştırmacı. Herkes. Ya biz bir şey değiliz. Şuradaki konuşan arkadaşların tamamı neredeyse böyle bu konuda hani yüksek lisans yapmış durumda. Evet, ama yapmayın yani cezası her şey varmış. Elimizin altında istediğimiz kadar ya bakılabilir cezanın cezası. Ya mahremiyet tabii çok önemli bir şey. Mahremiyetse olmayacak o zaman. Ya müdahale bence birine bakmaktansa ona gönderdiğin o kişi değilmiş gibi gönderdiğin mesajlar, yıpratıcı sözler, var, işin, aşağılayıcı sözler bence onlar çok daha benim kötü. Benim söylediğim hani mütevazı, ben hani evet, yani orada baktın, ha şu bulmuş falan. Çocuksu, herkesin yani ama ona sorardı dediğin, gördün mü ettin mi diye. Evet. Yani bunlar yokken daha önce hayatta. O aşağılayıcı araba mesajlar, taciz mesajları. Gelmiş mi acaba diye, arabası burada mı diye. Bizim arabamız falan yoktu. İşte neyse. Benim de yoktu o yaşta.